Hayırdır Halime? Artık Noyan'ın hesabını görme zamanı gelmiştir abi. Oğullarımı dinlemeniz için sizi çağırdım. Anamın dediği gibi, gün düşmanın ömrüne çökme günüdür. Bu nasıl olacak Ertuğrul? Dağdaki bir avuç eşkıyadan söz etmeyiz. Moğolların en yiğit savaşçılarının olduğu öncü birlikten bahsederiz. İyice ölçüp pişmişsinizdir inşallah. Benim tanıdığım Ertuğrul Bey, başalpimiz Gündoğdu Bey'le istişare edip işin olurunu görmeden bizi buraya çağırmazdı Gümüştekin Bey. Noyan beni pusuya düşürmek için kurt boğazında bekler. Bunu nereden öğrendin Ertuğrul Bey'im? Hain olarak bildiğiniz Abdurrahman Alp. Onu kafesli çadırdan kaçıran bendim. Ertuğrul, gün geçmiyor ki... Abdurrahman Alp'i kafesli çadırdan kaçırıp... Noyan itinin yanına yerleştirdim. Bin yıldır düşmanlarımızın bize yaptığını... ben de düşmanlarımıza yaptım. Abdurrahman... senin casusun muydu? Kardeşleri Abdurrahman'ın idam edilmesi için seferber olurken... o kardeşleri için kendi canını feda etmekten çekinmedi. Lakin... şimdi Abdurrahman Alp'in hayatı tehlikededir. Hayatını kaybetmeden... biz de harekete geçelim deriz. Noyan, bana pusu kurmak için askerleriyle birlikte Kurt Boğazı'nda vadinin eteklerinde toplanacaklar. Biz de vadinin üst kısmına tepeden yaya olarak intikal edeceğiz. Onlar gelmemi beklerken biz yukarıdan saldıracağız. Nefes bile alamayacaklar. Noyan'ın yanında Tangut da olacaktır. O yüzden Tangut'la Noyan'a saldırırken en iyi alplerimizle saldırmak zorundayız. Alplerimle yanında olacağız. Ertuğrul Bey. Eyvallah Tutekin Bey. Noyan'ın karargahı kolay lokma değildir. Baş harfimiz Gündoğdu Bey'im ne der? Eğer beylerim de razıysa... Anadolu'nun dağlarını onlara dar edelim derim. Şimdi... Noyan'ın kardeşime pusu attığı yer burası. Her türlü melaneti üzerimize saldığı yer. Bu bölgede üç elzem birlikleri var. Biz alplerimizle birlikte dere yatağından sızıp birlikleri kıracağız. Sonra da bu dere yatağından da karargahın kalbine ineceğiz. Moğollar saldırmayı iyi bilirler. Lakin savunmaları zayıftır. Kazandıkları zaferlerden kibir gözlerini de kalplerini de öylesine kör etmiştir ki. Demem o ki. Hiç beklemedikleri bir anda Noyan'ın karargahına girip saldırmayı başarırsak savaşmaya mecalleri kalmayacaktır. Korkut Bey'im de izin verirse bu sefere ben de gelmek isterim. Kazamız mübarek olsun. Eyvallah beyim. Bacağım malum Gümüştekin beyim. Gitmesen daha iyi olur. Bu soysuzlara bunca yiğitle çökerken pineklemek bize yakışmaz artık bey.
Kızımı emanet ettiğim damadımın yanında şehit olmak benim için şereftir. Sağ olasın bey. Şimdi burada konuşulanlar burada kalacaktır. Eğer bir hain daha çıkarsa bileceğiz ki o hain bu otağdandır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. 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 Amin.